Merhaba arkadaşlar. Bu testimizde Godox AD 360 2. versiyon flash'ın flash dolum süresini test edeceğim. Bu testi yaptıktan sonra testi ikinci defa tekrarlayacağım. İkinci testimizde farklı bir sonuç bulacağız. Bu arada görmüş olduğunuz gibi flash'ımız 1/1 tam güçte. Yani flash'ımızı tam güçte çalıştırmamız lazım. Şimdi cep telefonunun kronometresini sıfırladım. Flash'ımızı elimizdeki X1T model tetikleyici ile 10 defa patlatacağım. 10 defa flash patlamasını bakalım kaç saniyede yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stop. Evet. 10 flash çakmasını gördüğünüz gibi 46 saniye veya 45 saniye diyelim. 45 saniyede gerçekleştirdik. Dolayısıyla her bir flash'ın dolum süresi 4,5 saniye diyebiliriz. Şimdi bu testimizi farklı bir yöntemle tekrarlayacağım. Evet. Kronometreyi tekrardan sıfırladım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdi de 10 defa flash çakmasını ne kadar sürede yaptık? Görmüş olduğunuz gibi 24 saniyede yapmış olduk. Dolayısıyla flash'ın flash dolum süresi 2,4 saniye. Yani 2,5 saniye bile değil. Evet. Bu görmüş olduğunuz alet sayesinde flash'ın flash dolum süresini %100 düşürüyoruz ve flash'ın flash dolum süresi 44 saniyeden 24 saniyeye düşüyor. Bu ürün görmüş olduğunuz gibi iki uçtan gelen gücü birleştiriyor. Birleşmiş olan güç flash'ımıza aktarılıyor. Böylelikle flash dolum süresi yarı yarıya azalmış oluyor. Evet, bu ürünü herkese tavsiye ederim. Flash'ınızın flash dolum süresini yarı yarıya azaltacak ve 2,5 saniyede, 2,5 saniyeden daha az bir sürede flash'ınız dolmuş olacak. Bu videomuzda da sizlere Godox AD360 ve AD362 flash'ın flash dolum süresini nasıl yarı yarıya azaltırız onu anlatmaya çalıştım. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.